Merhaba, ben Erika Gomez. Amazon.com'da mühendislik birim yöneticisiyim. Amazon'da teknolojiyle ilgili bir iş yapmanın en güzel yanlarından biri, köpeğimin de benimle birlikte işe gelebiliyor olması. Benim işim, yazılımların bu ofisin dışına çıkabilmelerini sağlamak, onunkisi ise masamın altında uyumak ve horlamak. Benim adım Jerome Holman. Xbox takımında program yöneticisiyim. İşim gerçekten de çok eğlenceli. Size muhteşem Xbox oyunları sunabilmek için yazılım ve donanımı bir araya getirmekle uğraşıyorum diyebilirim. When you look inside a computing device, you see a bunch of circuits, chips, wires, speakers, plugs and all sorts of other stuff. This is the hardware. Yazılım ise görebileceğiniz bir şey değildir. Yazılım, bilgisayarın içinde çalışmakta olan program ya da koddur. Ve aplikasyonlardan oyunlara, web sayfalarından Amazon'da müşterilerin nasıl davrandıklarını incelemek için kullandığımız veri bilimi programlarına kadar her türlü şekle bürünebilir. Peki yazılım ve donanım bir arada nasıl çalışır dersiniz? İsterseniz işe bilgisayarların merkezi işlem birimi olan CPU ile başlayalım. CPU, bilgisayarın her şeyini kontrol eden en önemli çip, yani beynidir. Birçok işi yapması gerektiği için de içinde farklı görevleri olan küçük ve daha basit parçalar bulunur. Basit matematik işlemleri ve mantık için ve bilgisayarın diğer kısımlarına veri gönderip alabilmek için farklı devreleri vardır. Ve CPU, sihirli bir şekilde hangi devreyi ne zaman kullanması gerektiğini bilir. CPU, belirli bir görevi yerine getirmek için hangi devreyi kullanacağına dair basit komutlar alır. Örneğin bir topla komutu CPU'ya yeni bir sayı hesaplaması için toplama devresini, depola komutu ise elde ettiği sayıyı saklaması için farklı bir devreyi kullanması gerektiğini söyler. Aynen sayılar gibi tüm bu basit komutlar ikili sistemde birler ve sıfırlar ya da elektrik sinyalleriyle temsil edilebilir. İkili komutlar hafızada depolanır, CPU da onları çağırıp arka arkaya uygular. Aslına bakarsanız bu komut dizileri çok basit bilgisayar programlarından başka bir şey değildir. İkili kod en basit yazılım formudur ve bilgisayarın donanımını kontrol eder. Ama bugün artık çok zaman aldığı için kimse programları ikili sistemde yazmıyor. Bugün kullanılan yazılım, yani programlar, buna ya da buna benzerler. Bunun gibi kodlama programları İngilizceye benzeyen bir lisanda komut yazabilmenizi sağlar. Ekranda bir dikdörtgen görebilmek için çok basit bir komuta ihtiyacınız var. Daha sonra binlerce, hatta milyonlarca ikili basit komuta dönüştürülen bu komut sayesinde CPU ne yapması gerektiğini anlar. Yazılım CPU'ya ne yapması gerektiğini söyler ama müzik dinlerken, internete surf yapıp arkadaşınızla da chatleştiğinizde, bilgisayarınızın birden fazla yazılımı çalıştırdığını bilmelisiniz. Peki ya tüm bu programlar bilgisayara nereden geldi ve CPU tüm bunları aynı anda nasıl çalıştırabiliyor dersiniz? Bunun için işletim sistemine bir göz atmamız gerekecek. İşletim sistemi, yazılımın bilgisayarın donanımını nasıl kullanması gerektiğini düzenleyen ana programdır. Bugünkü bilgisayarların çoğunu çalıştıran Windows'un yazılımına benim de katkım olmuştu. İşletim sistemi, bilgisayardaki diğer yazılımları kontrol eden ve özel yetenekleri olan bir programdır. Bilgisayarın hafızasına yeni programlar ekleyerek onları yüklemenize yardımcı olur. Merkezi iletişim birimi tarafından kullanılan bir programın, bilgisayarın girdi ve çıktı birimlerine ne zaman erişeceğine karar verir. Ve birden fazla yazılımı aynı anda çalıştıran bir bilgisayarda bu zor görevi üstlenen, aslında CPU'yu saliseler içinde hızlı bir şekilde paylaştırıp programlar arasında geçiş yapan işletim sisteminden başkası değildir. Her bilgisayarın içinde bilgisayarın donanımını kontrol eden, yazılımı yöneten bir işletim sistemi vardır. Yazılımlar ikili kodlardan oluşan diziler, ikili kodlarsa milyonlarca minik devre içerisinde akan elektrik sinyallerdir. Bilgisayarlar muhteşem şeyler yapabilecek potansiyele sahipler.
Ama bir bilgisayarı akıllı ya da işe yarar kılan şey sizlersiniz. Kodlama öğrendiğinizde çözmek istediğiniz problemi tanımlayıp bu fikirleri gerçeğe dönüştürecek yazılımlar yazacaksınız. Bu sayede hem kendiniz için, hem toplum için, hem de dünya için önemli işler yapabileceksiniz.